ve 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anarken tüm kadın şehitlerimizi bu şekilde size hatırlatmak istedik sevgili seyirciler. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. 15 Temmuz'da şehit olan kadınlarımız için tekrar rahmet diliyoruz. Onların önünde saygıyla eğiliyoruz. Dedim Cem. Evet, Allah tüm bu kadınlarımıza, şehitlerimize rahmet eylesin. Bunlar darbe girişimlerinde, PKK'nın, FETÖ'nün darbe girişimlerinde ya da bu kanlı terör eylemlerinde şehit düşen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, kadınlarımız, analarımız, yani hepsi, Allah hepsinin mekanını cennet eylesin. Bu vatan için öldüler. Ardında yetim çocuklar bıraktılar. İşte eş bıraktılar, anne babalar bıraktılar. Hepsine Allah mekanını cennet eylesin. Hakikaten söyleyecek çok bir şey yok. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bununla açmak da çok iyi bir fikir. Hı hı. Seni de bu yüzden tebrik ediyorum. Yani bu 8 tane kadınımızı çok burada gösteriyoruz. Yani işte bak burada, yani 2 yaşında bebeğiyle şehit düştü bu kardeşimiz. Allah rahmet eylesin. Bu kardeşimiz de öyle. Evet. Yani bu vatan için şehit veren, biz burada sadece yorum yapıyoruz. Kendini riske atan, şehit olan insanlar bunlar. Kardeşlerimiz. Görev başında öldüler. Gerçek kahraman bunlar. Gerçek öyküler, gerçek kahramanlık öykülerini bunların yazması gerekiyor. Bu arkadaşlarımızın. Yani 8 Mart'ta bence illa birini anacaksak böyle saçma sapan aptalları, sarışınları, manyak manyak tipleri değil de bunları göstermek lazım. Bak şu mesela, yani darbe gecesi o askerlere kahramandır o kadın. Evet. Bak asker o alçak darbecilere karşı gidip orada şehit olup bu Safiye vatan Bayat için ölmüştür. Yani Safiye Bayat kendisi. Muhtemelen bakanlarımız, milletvekillerimiz ziyaret etmiştir ama ben Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın ya da diğer bakanlıklarımızın bu kardeşlerimizi, bu arkadaşlarımızı, hiç yalnız bu ablalarımızı, yani bunların hepsini yalnız bırakmamaları lazım. Vatan için ölen bunlar ama ben, hepsi çok etkileyici. Ama o askere karşı dik duran kadın var ya, başörtülü. Hı hı. Yani adı neydi onun? O kadın müthiş yani. Evet. O, Allah Safiye rahmet eylesin. O alçaklar ona kurşun attılar. Evet, Safiye Bayat. Ondan sonra işte, o alçağa kurşun atanlar da şimdi cezaevinde çürüyorlar. Bak bu kadın. Allah hepsine evet, rahmet eylesin yani. Evet, darbe gecesinin masumlarıydı onlar aslında. Evet. Hayatın içinde aslında daima varlar. Günümüzde kadınlar erkekler kadar hayat mücadelesinin içinde rol alıyorlar. Ve 15 Temmuz'da da oradaydılar. Evet, gazi kadınlarımız da var bu arada. Evet, onları evet, da analım buradan. Onlara teşekkürlerimizi iletelim. Sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmelerini dileyelim. Tekrar bu, böyle bir gecenin yaşanmamasını dileyerek onları da bir kez daha minnettar olduğumuzu belirtelim. Evet, bu şehitlerimizin ve gazilerimizin isimleri okullara verilmeli. Yani böyle hala evet, saçma sapan isimler okullarda duruyor. Bu arkadaşlarımızın isimleri okullara, yollara, caddelere verip yaşatmalı. Bunlar bizim kahramanlarımız. Bunları kimse unutmasın. Yani sen bunu hakikaten hatırlattın. İnsan çok da duygulanıyor. Yani seni de hakikaten tebrik ederim. Yani bunu, kimsenin aklına böyle şeyler kolay kolay gelmez. Bunları anmak lazım. Bunları yapmak lazım. Bunları, şimdi 38. sınıf tipleri çıkarırlar ekranlara. Ne yediği belirsiz tipleri ama bu gerçek kahramanlarımızı ekranlarda görmek, isimlerini sokaklarda, okullarda görmek lazım. Yani bunu sayın bakanlarımıza da buradan iletelim. Kendi memleketlerinde ya da önemli açılışlarda bunların isimleri verilsin. Üniversitelerde verilebilir. Bunların hepsi bölümlere, kütüphanelere verilebilir. Her yere verilebilir yani. Vatan bu insanlara, Akşam Gazetesi'ni tebrik edelim. Evet, Akşam Gazetesi'nin bir sayfasını gördüğünüz buradan tebrik ediyorum. Yani Murat Akkaya. Onları andıkları için. Ve arkadaşlarımızı da, yani o gazeteki evet, diğer arkadaşları da. Vatan bu insanlara minnettar. Bunlar evet, 10 numara insanlardı. O darbeci alçaklara da artık insan söyleyecek söz bulamıyor. Hala onları affedelim bilmem ne, hak hukuk. Ne yazık ki yani bu darbecilere bunlar söyleniyor. Neyse. Evet. Zor bu. Bunu konuşmak çok zor canım. Evet, yani o gencecik ufacık çocukları bıraktılar. Analarını, babaları, eşleri kaldı. Yani çocukları kaldı. Hepsi anasız büyüyor. Şimdi, yani bunların sayın devlet büyüklerimizin de bu isimlerin hepsine isimlerini okullarda, sokaklarda, caddelerde yaşatılmalı evet, yani bunların. Evet, kesinlikle. Kesinlikle.
Onları hiç unutmamalıyız. Bu konuda TRT belgeselde şehitlerimiz için bir belgesel var. Aslında TRT belgeselde sınırlı kalmasını istemiyorum. Çünkü Cem o kadar etkileyici bir belgesel hazırlanmış ki. Evet. Onu söylemek istiyordum. Yeri geldi şimdi. 24 TV'de de Billur Aktürk prodüktör, o da bir belgesel hazırlamış, Dar Hayatlar diye. Birinci bölümünü izledim ben. O da çok güzeldi. İşte çeşitli televizyonlar, TGRT dahil hepsinde de şehitlerimizle ilgili belgeseller var. Onları tekrar tekrar yayınlamak gerekiyor. Yani bu 15 Temmuz ders kitaplarımızda, çocuklarımızın ders kitaplarına girmeli ve hep okutulmalı, hiç unutturulmamalı. Evet. Ve bu FETÖ adını bizim çocuklarımızın ilkokul 1'den itibaren bilmesi gerekiyor. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Çocuklar mı diyeceksin? Evet, bilmesi evet. Gerekiyor. Bilmeli, hepsini bilmeli. Yani darbeci alçakların hala isimleri var belirli yerlerde. Bu o isimlerin kaldırılıp bunların verilmesi lazım. Bu isimlerin mesela, verilmesi lazım. Evet. Teğmen Kalmaz İlkokulu var Ankara'da. Hı hı. Teğmen Kalmaz İlkokulu biliyorsun 27 Mayıs'ı yapan alçak darbecinin tekidir Teğmen Kalmaz. Onun evet. Adı var. Mesela onun adı kaldırılıp bu kadınlarımızdan bir tanesinin adı oraya verilebilir yani. Evet. Gerçek kadınlar bunlar yani hakikaten şey yapmamak evet. Lazım. Bu arada... Bir de ben burada bununla ilgili bir şey diyeyim. Şimdi bu Anadolu'da da böyle hani bunu ajitasyon için söylemiyorum ama şimdi Anadolu'da çapa yapan 5 kadın 10 eski kadınları düşün şimdi 5 kadın 10 kadın çapa yapıyor. Çocukları yedir, içir, giydir böyle hani o işte okuyan ya da bir yandan çalışıp okuyan filan böyle gerçek kadın yani gerçek kadınlar derken böyle hayatın yükünü çeken kadınlar var. Böyle evde PlayStation ya da televizyon izleyip de rahat onlara demiyorum yani onların keyfi yerinde. O tür kadınlarımıza da yani bin bir çile çekip çocuk okutan, çalışan, eden, temizliğe giden, bahçeye, pazara giden, evini geçindirmek için uğraşan. Ya da bir işle çalışan. Tabii evde uğraşan, yani herhangi bir işte çalışan, memur bilmem ne, evine bakan çok insanımız var böyle. Hakikaten bin bir şey. Onları da burada analım yani. Kadınlar evet, yani hakikaten yani sabahın köründe kalkıp gecenin bir yarısına kadar çalışan, gece de çalışan, ekstra iş yapan arkadaşlarımız var. Onları da unutmayalım. Sevgili Cem, yani kadınlar, çalışan kadınlarımızın sayısının daha da artması gerekiyor. Ve ancak şimdi kadınlarımızın biz erkeklerden kaynaklanan çalışmakla ilgili bir problem var. O da şu, kadınlar evde, yani dışarıda çalışıyorlar, evde de çalışmaya devam evet. ediyorlar. Maalesef dışarıda çalışan kadınların evde yükü erkekler tarafından alınmıyor. Yani evdeki işlerde kadınların işiymiş gibi algılanıyor ve yani hayatta hayat bölüşümü ve paylaşımı eşit olarak yapılmıyor. Kuşkusuz yani kadın ve erkek ilişkilerinde bunlar işlerin ağırlığına göre paylaşılabilir. Ama erkeklerin de hakikaten işin ucundan tutmaları, evde de işin ucundan evet. tutmaları gerekiyor. Şimdi kadın erkek eşitliğine ilişkin yapılan son bir araştırma sonucu var. Ve o araştırmaya göre her 5 kişiden biri kadının erkeklerden daha aşağı derecede olduğuna inanıyor. Star gazetesinde çıkmış bu haber. 17.550 kişinin ankete katılan 17.550 kişinin tamamına yakını erkeklerin ve kadınların eşit haklara sahip olmaları konusunda hemfikirmiş bir kere o. Doğru. Ancak her 4 katılımcıdan 3'ü kadınların hala sosyal, politik ve finansal eşitsizlik yaşadıklarını söylüyor. İngiltere'deki araştırma şirketi Ipsos'un direktörü Kali Kaur Balagan, dünyadaki kadın ve erkeklerin büyük çoğunluğunun eşit fırsata sahip olduğuna inanması cesaret vericidir diyor bu arada. Evet. Ve buna ilişkin bir haber var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılmış. Evet, kadınlarımızla ilgili konuşacak çok konu var ama Medya Kritik'te artık Cem Küçük ve bendeniz Fuat Uğur programımızın medya ile alakalı bölümlerine yavaş yavaş geçebiliriz. 15 Temmuz şehitlerimizi, kadın şehitlerimizi andık 8 Mart nedeniyle. 15 Temmuz ve FETÖ'cü hainlerle devam edelim. Evet. Şimdi Cem, beni son günlerde FETÖ davalarında en çok etkileyen olayı sabahleyin seninle paylaştım. Burada da seyircilerimizle evet. paylaşalım. İhlas Haber Ajansı'nın haberiyle bu yer almış. Bolu'da FETÖ PDE soruşturmaları kapsamında 3'ü tutuklu 10 askerin yargılanmalarına devam edildiğinde mahkemenin ikinci günde savunma yapan tutuklu yüzbaşı Nuri Kıyak'ın 15 Temmuz gecesi babasıyla yaptığı mesajlaşma bu aslında. Evet. Babasına Nuri Kıyak
baba evden dışarı çıkmayın diye mesaj atmış. Babası tabii oğlunun bizzat darbeciler arasında yer aldığını anlamış ve oğluna cevaben şu mesajı atmış. Birazcık onurun, haysiyetin varsa kafana sıkarsın. Bir baba oğluna bunu söylüyor. Evet. Salondan bu ses yükseliyor. Diyor ki kafana sık. Evet. Birazcık onurun ve haysiyetin varsa bir baba oğluna söylüyor. Bu vatanseverlik, bu haysiyet, bu onur bir baba için bir tacdır. Yani hakikaten başında taşınacak bir tacdır. Bu kadar önemlidir. Evet. Şimdi bu yüzbaşı Nuri Kıyam babası bu. Evet. Yani Nuri Kıyam bir darbeci alçak. Babası, bak şimdi demin orada şehit kadınlarımızı gösterdik. Yani evet. Kimi darbe gecesi şehit olan, kimi başka zaman PKK terörüyle veya onunla bununla şehit olanlar. Allah, yani bu babaya hakikaten ellerinden öpülecek bir baba varsa o bu baba. Çünkü evet. Bu darbeci alçakla kendi oğluna karşı onurun varsa kafana sık diyor. Ve o gece söylüyor. Bak evet, bu çok önemli. Evet. Daha sonra söylemiyor. Söylemiyor. Bunu. O gece söylüyor. Ve üstelik bu alçak herif de mahkemede babamla aram kötüydü bu ara. Ondan filan bunları söyledi gibi şeyler söylüyor. Bu babayı elinden öpmek lazım. Yani babamız evet. iyi değildi. Eşimle de evlenmemi istemiyordu. Uzun süre konuşmuyorduk diyor. Ve gerizekalı. Baban seni o yüzden değil. Darbeci olduğun için, sokakta insanlara kurşun sıktığın için geldi sana. Muhtemelen babası bunun FETÖ'cü olduğunu da bilmiyordur bu alçan. Evet. Bilseydi zaten ondan önce de tepki koyardı. 17-25'ten sonra da. O babaya da buradan tebrik etmek lazım. Bu alçakların da mahkemesi uzamadan bir an önce kararda bağlanırsa, evet. Aradan bir yıl geçti neredeyse, de 10 ay oldu. Evet. Daha hala kararlar çıkmadı. Bu, yani belirli şeyleri çıktı. Bu kararların bir an önce çıkması lazım. Evet. Bu babaya da eğer bizi izliyorsa buradan tekrar tebrik edelim. Yani sen doğrusunu yaptın. Orada o oğuldan da sayılmaz. Alçak adam alçaktır. Darbeci adam darbecidir. Evet. Bunu söylemek lazım. Söylemek lazım. Bu arada söylemedik ama hatırlatalım. Gazi kadınlarımız da, yani 15 Temmuz darbesinde gazi olan kadınlarımız da dün meclise gittiler. Mecliste ağırlandılar. Onu da bir bilgi olarak aktaralım buradan. Evet. Şimdi bu FETÖ davalarıyla ilgili olarak senin söyleyeceğin başka bir şey var mı? Parti göçle ilgili bir haber vardı. Şimdi bu Yeni Şafak'ın bugün 13. sayfasında vardı bu haber. Yani şeydi, tabii bizim bu şeyleri bulmamızla Yeni bir Şafak şey, burada. Yani şey olarak zaman alıyor. Arkadaşlar onun çıkışını almadı herhalde. Şimdi bu Yeni Şafak'taki haber bugün bence önemliydi. İlk talimat 1958'de geldi diye. Evet. Onu ekrana verebilirsek. Şimdi bak 15 Temmuz'da Hakan Fidan Genelkurmay'a gelince ve orada görüşmeler yapınca hemen Mehmet Parti Göç'ü arıyorlar bak. Hemen Genelkurmay'dan bir adam anında Mehmet Parti Göç'ü arıyor. Efendim diyor yani o komutan. Hakan Bey burada, Hakan Fidan burada. O Hulusi Akar'la görüşüyor, ne yapalım diyor. O esnada Mehmet Parti Göç herkesi aramaya başlıyor. Mesela kimi arıyor? Bir, Yaşar Günel'in o esnada toplantıda olduğunu görüyor biriyle. MİT Müsteşarı'nın askeri diğer yetkililerle görüştüğünü biliyor. Mehmet Parti Göç mesela hemen eski binbaşı Recep Özkan, Bünyamin Tünel, İsmail Aydın, Onur Uçar bunları arıyor. Erkene çektik diyor. Darbeyi öğlen saat, işte akşam saat 19'a çekiyoruz. 19.50'ye çekiyoruz. Haberiniz olsun diye söylüyor. O yetmiyor. Sonra Erhan Çağ'ı arıyor. O da cuntacı. Erhan Çağ da Akıncılar üstündeki Muzaffer Düzenliği arıyor. O esnada diğer Gökhan Sönmez Ateş'i arıyor Mehmet Parti Göç. Diğer kişileri arıyor. Ve bütün planı o esnada Genelkurmay içerisinde, yani Genelkurmay'ı, Akıncılar Üssü'nü, Adem Huduti'yi hepsini idare eden adam bu Mehmet Parti Göç. Bu adam kim? Personel Plan Yönetim Daire Başkanı bu general. FETÖ'nün de önemli adamlarından bir tanesi. Oyak Bank'ı dizayn eden adam. Darbeden 2 ay önce Mayıs ayında Coşkun Ulusoy'u saf dışı bırakıp onu yamultup bütün şeyi ele geçiren adam. Ki o esnada da milyarlarca lirayı muhtemelen bunlar cebine attılar Oyak'ta. Kamera kayıtları incelenmiş ve HTS kayıtları inceleniyor o esnada. Mesela herkesi tek tek arayıp diyor ki bu buraya gidecek, bu böyle gidecek. Mesela bir tane Albay Muzaffer Düzenli var, onu arıyor. Mesela Akıncılar üstündekiler harekete geçiriyor. Darbeyi sek ve idare tabii, ediyor bu adam. Tabii tabii sek ve idare ediyor. Mehmet Parti Göç. Mesela bu şey Yaşar Güler'in özel kalem müdürü Bünyamin Tünel sürekli onu arıyor. Hulusi Akar'ın özel kalemi onu arıyor. Yani bu işin, darbenin bir numarası.
Evet. Planlayan, organize eden adam Mehmet Parti Göç. Peki bir şey diyeyim. Bu Mehmet Parti Göç dediğimiz adam devletin elinde şu an. İfadesinde ne var? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Adam bak muhtemelen bu Pensilvanya'da direkt görüşebilen biri. Çünkü o Hulusi Akar'ı yakaladıklarında sizi kanaat önderimizle görüşelim deyip o işin arkasında bu adam varmış. Yani o demiyor bunu. Ama organize eden bu. Ve bu adamla ilgili elimizde yani devletin aldığı ifade hiçbir şey yok. Evet. Yani adam ben yapmadım etmedim FETÖ'cü de değilim filandır yani bütün diyor. Bütün deliller bunu gösteriyor. Evet. HTS kayıtları bunu gösteriyor. Bayloklar bunu gösteriyor. Ancak bu ben yapmadım diyor. Evet. Bu alçak yaratık sürekli inkar ediyor. Dediğin gibi inkar politikaları devam ediyor. Yani 27 Mayıs'ın Cemal Madanoğlu'su neyse 27 Mayıs'ta Cemal Madanoğlu neyse 15 Temmuz'da Mehmet Parti Göço. Ve bu esnada şeyi söyleyeyim. O delilleri başarısız olma ihtimali delilleri tanklarla ezdiren adam da bu. Ha, tabii evet. Tanklarla ezdiren değil mi? Tabii tabii. Hard ama diskleri, biliyorsun o deliller tabii. Kurtarıldı. Evet. Kurtarıldı. Ve kendisi gibi olmayan diğer Kemalist askerleri yani darbeye katılan özellikle general seviyesindeki ikna eden de bu. Çünkü personel plan daire başkanı olduğu için adamın elinde her türlü veri var. Her şeye var. Herkesi organize etmiş. Herkesi bu işe yönlendirmiş. Bir de bu Genelkurmay Başkanı Yarbay Gökhan Eski var. Mesela kayıtları sökmek istiyorlar. Gene bunu da yönlendiren, yani kayıtlar nasıl sökülecek, edilecek, gene bu Mehmet Parti Göç var. Bak bu kadar bilgi Yeni Şafak'ta bugün 13. sayfada çok güzel işlenmiş haber. Baştan aşağı ve şey yok. Mesela şunu da söylüyor. Herkese haber yayın diyor. Artık Hulusi Akar yok, Akın Öztürk var diyor. Yani darbe yani komutan artık, o diyor. Tabii komutan onu tanıyacaksınız diyor. Çünkü askerler bir üst teğmen geliyor. Yani üst teğmenin etrafında askerler var. Komutan nerede diyorlar Hulusi Akar. O üst eğmende parti göç dedi ki diyor artık şey yok. Hulusi Akar yok. Bu diyor şey var. Akın Paşa var. Bütün Akın deliller Öztürk ve tanıklar bunu söylüyor zaten. Şimdi 15 Temmuz gecesi 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Anajet üstünde de olanlarla alakalı olan bitenle alakalı askerler de konuşmuş. Kalkışmanın bastırılacağı anlaşılınca iki tuğgeneral korkup sızlanmaya başlamışlar. Başaramayacağız demişler. Mızmızlanmışlar. Evet. Fakat Yüzbaşı Kemal Keskin, bunu getirebilir miyiz arkadaşlar? Evet. Türkiye Gazetesi'nden yıllarca bu anı bekledim demiş. Bekliyordum, teslim olmayacağız, devam edeceğiz demiş. Evet, Türkiye Gazetesi'nde de bu haber yer alıyor. Bir an önce getirebilirsek çok iyi olur. Ben o yüzden bu şeyi söyleyeyim. Yıllarca bu anı bekledik diyen darbeci komutan böyle haykırmış. Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim. Baktıysan bak. Kemalistleri nasıl kandırdıklarına bir örnek vereyim. Dursun Çiçek zamanında mahkemeye girip ona en çok destek veren kim biliyor musun? Mehmet Parti Göç. Onun lehine haberler yazıyor. Dursun Çiçek öyle lehine. Mi? Tabii bir şey. Adam içlerine sızıyor. Ha, onun için bir takım bu Kemalistler Mehmet Parti Göç FETÖ'cü olamaz filan falan diye. Şimdi benim bilgi aldığımız hani arka kaynaklarımızı diyeyim sana. Yani en şey adam bile, orduyu iyi bildiğini iddia eden adam bile Mehmet Parti Göç'ü Kemalist biliyorduk biz diyor. Adam halbuki darbeyi organize ediyor, şey yapıyor. Evet. Dursun Çiçek'le yine rapor yazmış. Ya bütün bu Gökhan Sönmez ateşleri, bu albayları, hepsini organize eden adam bu. Evet. Hepsini yanına çeken bu. Kriminal olarak iyi bir zeka. Zaten bak bu adamı sevmeyenler bile diyor ki, benim mesela bazı kaynaklarım, adamın zekası dehşet. Bak herkes ama bunu söylüyor. Yani Kemalist, ülkücüsü, milliyetçisi, dindarı, herkesin söylediği şeydir ve bu adamdan daha bir tek cümle alamadık ağzından devlet olarak. Evet, evet. Şimdi Hürriyet'in bir haberi var. Baylok arama motoru başlığı taşıyor. Onu verelim arkadaşlar. Baylok arama motoru ile ilgili Baylok İsmail'in o dandik haberinden sonra yeni bir haber çıktı. Evet, istihbarat raporuna göre 30 bin hesap araştırılıyormuş. 215 bin baylokçu var deniliyor. Biraz bahsedelim istersen yazdığı haberden Hürriyet'in. Fevzi Kızılkoyun'un haberi bu. Evet. Bugüne kadar 230 bin baylok hesabı saptandı. Bunlardan 15 bininin mükerrer olduğu belirlendi. Geriye kalan 215 bin hesaptan 185 binini kullananların kimliği tespit edildi. 30 bin hesabın kullanıcısının kimliğine ise ulaşılmaya çalışılıyor. Bu kişilerin örgütün kriptolu üyeleri olabileceği değerlendirilebiliyor. 81 ilin emniyetinin kullanımına açılmış bu arada Baylok'la ilgili çalışma yürüten EGM listeyi arama motoru benzeri bir yazılımla emniyetin kullanımına açmış ve yani bütün illerdeki Baylokçularla ilgili emniyetçiler artık faaliyete geçecek ve operasyona geçecek. Evet. Bu 910 akademisyen hikayesi yalanmış, öyle bir şey çıkmadı bu arada gazetelerde yer almıştı ya, yok bir açıklama yaptı bize böyle bir bilgi gelmedi diye.
Evet, ama benim bildiğim buldu ama öyle bir liste var. Öyle gelmemiş mi? Gelmemiş olabilir ama var öyle. Evet, öyle şey. Öyle diyor. Türkiye'nin herhangi bir noktasında yapılacak GBT genel bilgi toplama sorgusunu da kişinin baylog listesinde olup olmadığı belirlenecekmiş. Enteresan bir şimdi nokta. Burada yalnız bu haberle benim bilgi, ben şimdi şey yapayım. Haber genel itibariyle doğru. Evet. Baylog arama motoru. Bu güzel bir haber. Hürriyeti tebrik edelim. Nasıl eleştiriyorsak evet. Objektif olmamız lazım. Biz sen ben objektif insanlarız yani. Evet. Bu güzel bir haber olmuş ama şunu söyleyeyim. 185 bin kişinin kimliği benim bildiğim o kadar kişi tespit edilmedi. Hı hı. Bir kısım tespit edilen 4 ülke, Kırgızistan, Belçika, Fransa, Amerika'da var. 30 bin kişi benim öğrendiğim serverlarda bunlar yani yanlışlıkla silindi veya çünkü Slovenya'da, Litvanya'da bu server bulunduğunda Litvanya'da bir, o bazı şeyler orada silindi. Benim bildiğim hala toplam 76 bin kişi. 30 bin çık, 46 bin kişi arada var. Çünkü Fuat Uğur, bugüne kadar 122 bin kişi meslekten ihraç edildi, Türkiye'de atıldı. Evet. 43 bin tutuklu var. Biliyorsun baylokçular tutuklanıyor. Bu kadar baylokçu olsa ve bunların yarısı tutuklanmış olsa tutuklama sayısının çok daha fazla olması lazım. Gerçi oralarda da bir gariplik var. O iddianamelerde de aynı iddianamelerde iki kişi de turuncu baylok çıkıyor. Birini tutukluyor, birini tutuklamıyorlar. Bu böyle gariplikler, tuhaflıklar da var. Bunları da söylemek lazım. Yani bir ilde adam baylokçu tutuklanıyor, biri de tutuklanmıyor. Ya bu kriterler neye göre yapılıyor? O da belli değil. Ama şeyi söyleyeyim, bu haber doğru. 81 ilde GBT'de mesela polis durdurdu. Yazacak Fuat Uğur, Cem Küçük. Eğer baylo varsa evet. Orada aranacak. Ama benim bildiğim 30 bin kayıp var. 46 bin de şeyde 76 binden kayıp baylokçu var. Bunların da çoğu kripto olanlar. Onu da söyleyeyim. Yani girmiş mesela Mavi'de hiç kullanmamış ama izlemiş sadece orayı. Bunlar tehlikeli. Bunlar aramızda geziyorlar. Onu da söyleyeyim evet, sana. Aramızda geziyorlar evet. Bunları yani. Bulmak lazım. Evet. Şimdi 185 bin olsa tutuklanan kişi sayısı 43 bin. Atılan 122 bin. Geri kalan 60 bin kişi nerede? Evet. Yani dolayısıyla buradaki şey haberde bence o kısmı biraz eksik kalmış. Evet. Tevzi Kızılkoyun yanmış veya editoryal olarak kesildi belki o haberler ama şu an 76 bin kişi ortada yok. 30 bin kişi kayıp. Onu düş. Çünkü o serverlarda gitti onlar. 46 bin kişi aramızda. Bu arada baylog kullanan bazı FETÖ'cülerin de serbest bırakıldığına dair haberler duyuyorum. Onu söyledim şimdi. Dedim ya. Baylog haber özür dilerim. Yok. O önemli değil. Şey olarak söyledim ben. Daha önce mi söyledim? Şimdi de söyledim mi yoksa ben de... Az önce söyledim. Şöyle söyledim. Yok. Ben şöyle söyledim. Kafam şimdi dağılık. Aynı ifadeler. Mesela sende de bende de turuncu baylog var. Seni tutukluyor bana bir şey yapmıyor. Evet. Yani bu nasıl oluyor? Şimdi mesela çok önemli bu nokta. Trabzon'da bir ilde... Trabzon'da mesela geçen gün öğrendim. 7 kişi bırakılıyor. Çoğu baylokçuymuş. Evet. İtirafçı bilmem ne kardeşim. İtirafçı da ne itiraf ediyor adam? Yani havayı mı itiraf ediyor? Ne bileyim paranın yerini mi söylüyor? Olmaz bilmem ne söylüyor. Ben Hatay'dan bazı bilgiler alıyorum. Hatay'da mahkemeler garip bir şekilde FETÖ'cüleri serbest bırakmaya başlamış. Bak Hatay. Evet. Kayseri. Trabzon. Mesela bazı başka İstanbul. Ankara'da başka illerde. Yani garip. Adamlar sırıtarak aramızda dolaşıyor diyor tekrar. Yani insanlar 15 Temmuz mağdurları. Evet. İnsanlar öyle diyorlar. Şimdi neden baylok söyleyeyim. Baylok bu haberi yapmışlar. Bu arada eğer baylokçu FETÖ'cü olduğunu söyleyelim. Bu haber böylece baylok İsmail'e tekzip ediyor. Tekzip ediyor. Efendim evet. Solcular çıktı da darbeyi durdurdu. Alçak yalanını söyleyen evet. Baylok İsmail. O utanmaz. Yani solcu yani, bak o kadınlar kimdi orada? Bir görün. Solcular bunu yaptı diyor, söylüyor. Evet. Bu her baylokçu, FETÖ'cü olduğu haberinde Hürriyet bununla Aslı İsmail Sayması tekzip ediyor. Buna ne diyecekler bakalım. Önemli yani bir haber. Şu anlamda tekrar hatırlatmamız gerekiyor. Sen bunu tekrar söylediğin için. Şimdi Facebook'tan Muhammed Nur Ambarlı diye bir takipçim hatırlatmış ve yazmış. Bildiğiniz gibi diyor akıllı cep telefonunu kullanan iki platform var diyor. Apple ve Android diyor. iPhone kullananlar cep telefonlarına indirecekleri her şeyi App Store üzerinden indiriyorlar. Başka bir indirme şekli yok. Android'lerde yaygın olarak Google Play Store üzerinden program indiriyorlar diyor. Evet. Baylog bu iki platform üzerinden bulunup indirilen bir program değil. Aynen. Eğer örgüt üyesiyseniz o mekanizma içinde dahil olduğunuz imamlar vesaire ile ABD'den ya da yurt dışından size özel link ve şifre gönderiliyorsa ancak Baylog'a girebiliyorsunuz. Bu link vasıtasıyla cep telefonunuza indiriyorsunuz. Örgüt üst yönetiminin verdiği şifre ile de sisteme giriş yapıyorsunuz. Aynen. Bu kadar net. Ve başka bir şey VPN lazım. Evet. VPN de indirmen lazım. VPN nedir söyle. VPN biliyorsunuz biz internete Twitter'a bazen giremiyoruz ya. Evet. VPN'i indiriyoruz. Evet. VPN ile o şifre çözülüyor. Yani çözülüyor, açılıyor. Evet. VPN olmadan Baylog telefonu indiremiyorsun. Evet. Üç aşamalı şifre lazım. O alacaksın gireceksin.
Bazıları diyor ben telefondan Baylo'yu sildim kardeşim, o serverda görülüyor. Evet. Bunu söyleyeyim. Bu haber, Hürriyet'in bu haberi Baylo İsmail'de yalanlıyor. Herhalde Baylo İsmail onuru varsa bir herhalde istifa eder diyeceğim ama veya Hürriyet gazetesi onu kovar diyeceğim ama bakalım. Çünkü kendileri söylüyor bak Baylokçuların FETÖ'cülerin olduğunu, arama motoru olduğunu ve bunu Ankara Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM dairesi yapmış. Bu arada bir bilgi daha söyleyeyim Mehmet Parti Göç'le ilgili. Şimdi bir benim kaynaklarımdan biri söyledi bunu. Genelkurmaylıların bütün terfilerini bu adam yapmış ilk son 2 yılda 2016'ya kadar biliyor musun? 2013, 14, 15'te bu yapmış. Dursun Çiçek'i kafalayan buymuş. Şimdi o şey yapan. Hamza Celepoğlu'nun devresi. Onu kafalayan da buymuş. Ya söyleyen. Şimdi bu kadar kritik bir adam var. Bir şey yapılmıyor Fuat Oru'ya. Evet. Ya sana tuhaf gelmiyor mu? Konuşturulmaması. Şimdi sen bunu söyledin ya çok iyi. Sözcü gazetesinin manşetinde bu çerçevede konuşalım o zaman. Diyor ki 17-25 Aralık'tan sonra bile diyor FETÖ iktidara yasa çıkartırmıştı. Evet. İşte sen söylüyorsun Mehmet Partigöç bu FETÖ'cü generalleri terfi ettiriyor. Gene albayı da generalliğe terfi ettiriyor. Hepsi FETÖ'cü çıktı diyor. E çıktı tabii, sorun zaten orada. Yani adamlar takır takır orduda örgütlenmişler. Orduda örgütlendiklerini biliyoruz. Bunları 10 kere tartıştık. Yani sanki bundan dolayı iktidarı sorumlu tutup bir şey mi elde etmek istiyor Sözcü Gazetesi bu manşeti verip de. Çok enteresan. İşte o yasanın belgesi. 17-25 Aralık'tan sonra Türkiye'ye hayat memat mücadelesi verdi. 30 Mart yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı, Başbakan da o zaman Erdoğan'ın nasıl mücadele verdiğini, alanlarda sesinin kısıldığını, resmen Kurtuluş Savaşı başlangıcıydı o yani. Şimdi tabii ki bir takım şeyler oluyor. Hainler bu yolda, bu yolda kendilerine olmayan generalle tasfiye yolunu açtılar diyor. Kanun yasada çıkartılabilir. Çünkü gelen belge askerden, TSK'dan geliyor. Başında kim var? Mehmet Partigöç var. Kime terfi veriyorsa hükümet de onaylıyor. Evet. Bu kadar şimdi, basit bir şey. Evet, burada şey var. 11 Şubat 2014 tarihli yasayla FETÖ'cü albaylar ve generaller bir yıl erken terfi aldı. 14 Mart 2016'da çıkan yasayla da kendilerinden olmayan albayların emekliliğini sağladılar diyor. Bu doğru mudur? Doğrudur. Evet, ben görüyorum. Doğru, ama bunu hükümet çıkarırken FETÖ'cünün önünü açayım diye yapmıyor ki. Zaten 17-25 Aralık'ta bunlarla kavgaya başlanmış. Bunların hepsinin bu kadar FETÖ'cü olduğu da bilinmiyor o tarihlerde. Tabii. O tarihlerde bu basit bir düzenleme i̇şte orduyla ilgili. Sözcü paçavralarının hala Kemalist dediği Mehmet Partigöç'ün marifetiyle bu oluyor işte. İşte Mehmet Partigöç gibi FETÖ'cüler bu Sözcü de okuyan generalleri o kadar güzel kandırmış ki. Evet. İşte Dursun Çiçek'i düşün. Evet. Dursun Çiçek'in şeyini yazan buydu ya. Lehine yazan. Arkadaşlar. Yani FETÖ'cüleri bu kadar rahat, FETÖ'cüler bu kadar rahat Kemalistleri kandırmışlardı. İşte o Mehmet Partigöç'te bu Sözcü okuyan generalleri de darbeye ikna etti. Evet. Tabii. Onu da unutmuyor. Yani bunu okuyanları da ikna etti. Ha bu haber doğrudur ama bu FETÖ'cünün önünü açmak için değil. O bir yasal düzenleme diye. Evet. Şimdi mesela Tarım Bakanlığı ile ilgili bir şey çıkarılıyor. Diyelim ki 100 tane FETÖ'cüye de yaradı. Evet. Bu devlet o 100 bunu bilemez ki yani o anda. Tabii canım yani. İşte bu kadar basit yani. Hayır böyle. Bu şimdi 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ iktidara yasa çıkarttırmış demek de biraz fazla kötü niyet yani onu çok da söyleyeyim. Kötü, yani. Böyle bir kötü niyet yani olmaz. Bunu referandum için kullanıyor. Bunu çok terbiyesizce ve ahlaksızca. Basın ahlakını zaten medya etiğini bir kenara bıraktım. Sözcü yani Anadolu'nun herhangi bir yöresinde filanca köyde bir adam evetle ilgili bir şey yapmış alıyor manşet yapıyor yani. Artık evet. 80 milyonun yaptığı her şeyden işlediği cürümden de evetçiler sorumlu tutuluyor bu adamların sayesinde. Bizim için gerçek Atatürkçü 27 Mayıs'taki Rüştü Erdelhön gibi genelkurmay başkanlardır. Yani başbakanına bağlı, cumhurbaşkanına bağlı, siyasi iradeye bağlı adamlardır. Öbürleri değildir yani. Evet. Şimdi Türkiye Gazetesi'nin manşetini verelim. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı gençlere seslendi. Evet. Kılıçdaroğlu'na ders verin, ders demiş. Yeni sistemde başkanlığın devam edeceği gafına imza atan, başbakanlığın devam edeceği gafına imza atan CHP lideri Cumhurbaşkanı da gündemindeydi. Yani birisi diyor, bu adama diyor, bu insana diyor 18 maddeyi okusun diyor. Yani o insan diyor okumaz mı diyor 18 maddeyi yahu diyor. O video var mı bizde? O video var. Varsa yayınlayalım bir. Yayınlayalım. O sesi yayınlayalım evet. Ya ben hakikaten böyle bu ne gafı yani adam Kılıçdaroğlu hiç okumamış yani. Hiç şey. Okumamış yani. Var mı verebiliyor muyuz? Gaf bambaşka bir yok, şey. Yok gaf başka. Gaf hani. Veriyoruz. Düşünün yeni modeli kurduk. Halk seçti Cumhurbaşkanı. Başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı. Başbakan da başka bir partinin genel başkanı.
Asıl kavga o zaman çıkacak. Cumhurbaşkanı tarafsız olursa, başbakan onun tarafsızlığına saygı göstererek onun uyarılarını dikkate alır. Ama Cumhurbaşkanı taraf olursa, başbakan da başka bir partinin genel başkanı, Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak. Niye bunu söylemiyorlar millete? Neden bu anlatılmıyor millete? Soruyorum sana, neden bu anlatılmıyor millete? Söyle, anlatsınlar yani, millete. Hakikaten ya, bunu niye millete anlatmıyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu? Siz bir anlatın ya. Yeni sistemde evet. Cumhurbaşkanı olacak, başbakan olacak. Başbakanla Cumhurbaşkanı çatışma yaşayacak. Bunlar çok kötü şeyler ya. Ya Sayın Kılıçdaroğlu, zaten bu kaldırılıyor. Yani yürütmeyi doğrudan halk seçecek. Cumhurbaşkanını şimdi, seçecek bunun yani. Bunun bir sebebi var, başbakan biliyor musun? Yok. Bak ben sana söyleyeyim. Şimdi ta Cumhurbaşkanlığı, başkanlık tartışmaları başladığında şöyle bir takım laflar geçti. Yani Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık devam edecek işte. Daha sonra ama dönüştü bu. Ama bu 2 yıl öncesinin tartışmasıydı. Şimdi bu CHP Genel Başkanı ta oralarda kaldığı için. Bak şimdi dün bunu konuştuk. Dedik ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun en son okuduğu roman 1960'ları incelememediydi dedik, değil mi? Şimdi hep tartışmaları ve edebiyatı olduğu gibi tartışmaları da geriden takip ediyor. Ve 2 yıl önceki tartışma aklında kalmış. O çıkan 18 maddeyi hiç takip etmemiş. Meclisteki görüşmelerde ne görüşülüyor? Tabii milleti ısırmaktan bir şey yapamadılar ki. Yani milletvekili ısırmaktan bu... adamlar maddeleri yorumlayamadılar, konuşamadılar. Ve o yüzden de bilmiyor gerçekten. Şimdi, okumamış da. Yürüyen merdivene ters binen Kılıçdaroğlu'ydu değil mi? Evet. Lefter'i kaleci zanneden oydu. Oydu evet. Lefter biliyorsun büyük kaleciydi. Simović vardı ya. Simović gibi bir kaleci. Yani eskiden şey yapayım. Ya şimdi bu ne biliyor musun? Bu gaf maf değil. Bu, gaf değil canım, bu cahil. Cehaletin, cehalet de değil. Hani cehalet bilmezsin. Ha, Amerika'nın başkenti. Doğru ya. Cahil yani. Cehalet gerçekten mesela, bilmemek. Elinde imkan olmadığı için bilememek. Amerika'nın başkenti neresidir dersin. Bilmeyebilirsin yani. Evet. Bu. Ama ya sen yeni sistemde bir 18 madde. Ya bu adamın bir tane danışmanı yok mu? Evet. O kadar hukukçu, avukat bilmem ne var. Okuyup bu da bu nedir demiyor mu? Bak evet. Ben sana diyeyim. Ben muhaliflerle çok çıkıyorum ekrana. Evet. Sana 4 tane bunların fix şeyini hiç şaşmıyorlar. 1. Evet. Diktatörlük geliyor. 2. Evet. Tek adam yönetimi geliyor. 3. Hukuk her şey Tayyip Erdoğan'a, tek adama bağlanıyor. Bir de Tayyip Erdoğan kesin seçilecek, ona evet. O gözle bakıyorlar. 4. Meclis diye bir şey yok. Ya evet. Böyle olmadığını anlatıyorsun. Mesela HSYK'da diyorsun ki üye sayısı 13 oldu. 7'sini Cumhurbaşkanı seçecek. Hayır, hepsini seçecek diyor. Ya böyle değil diyorsun. Oku buradan diyorsun. Ya bir programda bana adam bu mevcut yasada biliyorum onu, Cumhurbaşkanı'nı diyor 184'le diyor Yüce Divan'a gönderiyorsun diyor. Ya diyorum, o teklif sayısı 413'le gönderiyorsun. Anayasanın 105. maddesi çok açık diyorsun. Okuyorum. Bakıyor, bir afallıyor. Gene ama şey yapıyor. Yani arkadaş okuyun ya, bak hiçbir CHP'li İddia ediyorum şunu okumamıştır. Niye biliyor musun? Okusa çünkü bunlar, bu saçmalıkları yapmazlar. Başka argüman verirler. Şimdi sen Tayyip Bey'e böyle roveşatalık pası verirsen, Tayyip Bey roveşataya kalkar, vurur, gol atar, o golü çıkarır, bir daha atar. Şu an evetçilere, yani şeyin verdiği desteğe, Kılıçdaroğlu'na ben buradan teşekkür ediyorum. 1-2 puan artırdı. Bu kafa, gerçi oy kullanamayan, merdivene ters binen, defteri kaleci zanneden birinden ben büyük şeyler beklemiyorum. Onu sana söyleyeyim. Bak samimi söylüyorum yani. Büyük. Dolayısıyla başka şeyler bulun edin. Milletimizi de şunu söyleyeyim. Eski Türkiye'yi özlemek istemiyorsanız yani. Ve bakın, muhalefetin size nasıl konuları bilmediğini görüp, bu muhalefeti bilmeyenler size konuyu anlatıyor değil mi? Sosyal medyadan. Tazminatlar kalkacakmış. İş bulamayacakmışsın. Hilafet gelecekmiş falan. Böyle saltanat gelecekmiş. Bilmem ne. Özel milis güçler kuruluyormuş gibi yalanları. Niye? Evet, çıkacağını görüyor da ondan. Yoksa gerçek adam davasına ya da düşüncesine inen adam saçmalıklara başvurmaz. Gerçeği söyler. Al başbakanı. Ya evet. Fransa'da başbakanı kimse tanır mı? Mesela Fransa'da başbakan var. Evet, yarı evet. Başkanlık o. Evet. Ama biraz orada da aklı kalmıştı. Geriden takip ediyor maalesef. Şimdi oraya yayın akşam gazetesi, özür dilerim, Habertürk gazetesi yazarı. Şimdi bir yazı yazmış ve o da mı yandaş diye bir başlık atmış yazısına. O yazıyı caption olarak aldık mı arkadaşlar? Almışız, güzel. Ama bir başka yazar atıfta bulunuyor. Metin Münir'e. Sen Metin Münir'i tanır mısın? Metin Münir'i tanırım. Ha. Metin Münir'in şey kitabı vardır. Sabah Olayı kitabı vardır. Evet. Meşhur. Şimdi Metin Münir'le de ben birlikte Kıbrıs'ta çalıştım. Kıbrıs'ta mı yaşıyor şu an? Kıbrıs'a taşındı galiba. Bilmiyorum nerede yaşıyor. Çok da aslında iyi bir dostluğumuz vardı. Güneş Gazetesi'nde beni alan bir genel yayın yönetmeydi. Ben Güneş Gazetesi'nde kendisiyle birlikte çalıştım. Ve
Hakikaten Oray Yayın dediği gibi Güneş Gazetesi'nde gerçek anlamda işte hep Türkiye'de özlenilen artık ama aslında rol model olmaktan çıkan batılı bir gazete yapmak istemişti. Financial Times ve Sunday Times gibi. Ancak olamadı tabii ki. Asil Nadir'in ömrü vefa etmedi. Şimdi geçen gün bir yazı yazmış. Güle güle CHP gene beklemeyiz diye bir yazı yazmış ve partiye CHP'ye kendisini feshetmesini önermiş. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu diyor, ağlaması gerekirken sürekli gülümsüyor diyor Metin Münir. Ne olursa olsun benim %25'ciğim var. Ölünceye kadar hem başkan hem milletvekiliyim gülümsemesidir bunun tercümesi diyor. Söylediklerin hiçbir ağırlığı yok. Yenilen pehlivan lafı olduğu belli. Çünkü iktidarsız ağızlardan çıkıyor. İzin vermeyeceğiz diyorlar. Biz burada oldukça asla diyorlar ama boş. Kimsenin onlardan izin istediği yok. Ekranda onu veya CHP'den başka birini gördüğümde dinlemek için kendimi zorluyorum ama ancak birkaç cümle dayanabiliyorum. Şimdi ben Metin Münir'e bir de Selin Sayıkböke'yi dinlemesini tavsiye ediyorum. Muhteşem gerçekten. Gerçek bir mazoist olup çıkabilirsiniz Selin Sayıkböke'yi dinlediğiniz zaman. Şimdi şey de var ama burada. Özür dilerim şunu da söyleyeyim. Sen demin dediğin için söylüyorum. Şimdi hani gizli evetçiler var deniliyor ya. Aslında diyor Oray Eğin, Metin Münir, Kemal Kılıçdaroğlu bir gizli evetçi diyor. Şimdi bu eskiden antik Yunan'da biliyorsun bu Akdeniz bölgesinde şeker hastalığı çok yaygındır. Evet. Tabii eskiden şeker hastalığı bilinmiyor. Bazı insanlar çok yemek yiyor ama zayıf. Evet. Onu o zaman işte şeyle anlatıyor işte açgözlü, obur filan. Felsefele metinlerinde de var bu. Sonra ortaya çıkıyor ki bu insanlar kimileri çok genç yaşta ölüyor. Şekerden ölmüşler. Yani bulgulara bakıyorlar. Buna da anlatan bir iki kitap vardı. Şimdi o şeye gidiyor da Kemal Bey'de herhalde gizli bir evetçilik var. Tamam mı? Yani gizli bir şey var. Samimi söylüyorum. Ondan yani mı böyle, zayıf acaba? Yani gizli bir şeyi var böyle. Yani yoksa insan bu kadar hata hani hakikaten yapmaz yani. Ben bu kadar şimdi mesela hükümetin bir şey yapmasına gerek. Şimdi ben hükümet biraz rehavet içinde diyoruz. Hani çok asılmıyor evete deniyor ya Anadolu. Hakikaten öyle yani. Hayırcılar daha çok uğraşıyor. Allah'a var. Evetçiler. Ama uğraşması da gerek yok ki evetçilerin. Evet. Bak ben dün iddia ediyorum 1-2 puan arttı evetçiler. Evet. Kesinlikle arttı. Ve Tayyip Bey'e de sen böyle bir fırsat verdin mi ki siyasetin duayeni olan Tayyip Bey bundan röveşata yapar, kafayla yapar, boş kaleye atar, 30 kişiyle atar. Atar da atar yani. Ben 1-2 puan da Muharrem İnce ile attığını düşünüyorum. Aynen. Yani, getirelim arkadaşlar Sözcü'nün manşet üstünde. Almış mıydık onu? Almadık galiba ama biz buradan okuyalım. Muharrem İnce demiş ki Türkiye'de aynen katılıyorum sana 1-2 puan. Türkiye'de 3 milyon Suriyeli var. Esad gelip miting yapmak isterse ne olacak? İşte bu NATO mermer, NATO kafa böyle. Muharrem İnce'nin de aynen öyle. NATO mermer, NATO kafa. Yani 12 Eylül rejimi bugünkünden daha iyi. Herhalde o Muharrem İnce hiç copla tanışmadı ya da elektroşokla tanışmadı. Bir tanışsın 12 Eylül daha mı iyi mi görür. Şimdi Esad'ı da tanımamış herhalde. Esad'ın nasıl bir rejim kurduğunu da tanımamış. Esad meşru bir sistemi mi temsil ediyor? Be adam, Esad demokratik bir ülkenin mi başkanı? Ya da Suriye'de demokratik bir rejim mi var? Ve siyasal partiler mi var? Yani şimdi senin için kelimeler kifayetsiz Muharrem İnce. Şimdi. Bana dava açmaman için ağzımı tutuyorum. 10 bin kere dava açtın çünkü biliyorum. Tutuyorum ağzımı ama hak ediyorsun. Ben geçen bunu Habertürk'te Muharrem İnce'yi gördüm. Programdan benden önce o vardı. Şimdi bir şey söyleyeyim. Bu hayır konvoyu var askerlerin. Emekli generaller geziyorlar Anadolu'yu. İnegöl'e gitmişler. Hayır konvoyu yapmışlar. Evet. Hadi ya. Hayır konvoyu yapıyor Anadolu'yu geziyorlar. Askerler. Emekli askerler. Hayır konvoyu yapmışlar. Şimdi bazı generaller, amiraller var orada. Ve hayır diyor. Muharrem İnce'yi buna kat. Sinan Ogan'ı da buna kat. Bak şimdi. Suriyeli bu mülteci insanları hedef gösteriyorlar. Öyle mi? Suriyeli bu kardeşlerimizi hedef gösterip efendim işte karımıza kızımıza sarkıyor diyorlar. Ekmeğimizi aşımızı alıyor diyorlar. Bizi İğrenç burada yaratıklar. Barındırmıyor diyorlar. Bunları biz iktidara gelirsek buradan kovacağız diyorlar. Kılıçdaroğlu da benzer şeyleri söyledi. Biz iktidara gelirsek bunları göreceğiz dedi. Bu insanlar Esad denilen cani alçağın katilin ülkesinden kaçıp bu ülkeye geldiler. İçlerinde vardır 3-5 tane çapulcu, ona buna sarkan kötü niyetli terörist, o başka. Ama bu insanlara bu şekilde yüklemek ırkçılıktır. Bu nefret suçudur. Muharrem İnce'nin yaptığı da nefret suçu. O bazı general amirallerin hayır konvoyunda yaptığı da nefret suçu. Sinan Ogan'ın yaptığı da nefret suçu. Sen 1949 General Sözleşmesi'ne göre senin ülkene gelen bir savaş
mağdurlarına, mültecilere kapıyı açmak zorundasın. Avrupa açmadığı için ikiyüzlü. Avrupa açmadığı için çöküyor. Avrupa açmadığı için zaten bütün dünya lanet okuyor. 2 yaşındaki o bebek denizin kıyıya vurdu bebekcağız. Yani ufacık evet. bir çocuk. Şimdi bunlar bu nefret suçuşuyor. İnsanlarımız bunu bilsin. Bak bu insanlar iktidara gelirlerse yarın bir gün Fuat Uğur, geçtim Suriyelileri, başörtülere, dindarlara, Kürtlere, herkese bu zulmü yapacaklar. Evet. Yani bunların kafa bu. Ya bu 3 milyon, bunlar zulümden kaçmışlar. 10 milyon 500 bin insan öldü. Hı hı. 400 bin insan öldü Suriye'de. Yani 5 milyon kişi mi ölseydi? Soykırım bu ya. Evet. Ya bu insanlar ülkeye gel, sanki bu insanlar şeyden tatil için geldi buraya. Hı hı. Vardır, gelen bir kısım zengin, para getirdi. Bir kısım hakikaten kötü niyetli de ayrı ama 3 milyon da mı? Evet. Böyle ırkçılık olur mu ya? İzleyicilerimize ben bak evet hayır vereceklere Muharrem İnce'yi, Sinan Ogan'ı, evet hayırdaki hayır konvoydaki general amiralleri gösteriyorum. Bir de bunun üzerine ekmek kadayıfın üzerine şey olsun diye de krema olsun diye de Kılıçdaroğlu'nun bu söylediklerini veriyorum. Ona göre düşünsünler. Evet. Bunlar mı sizi yönetecek? Ona göre de sandığa gitsinler. Ha. İşte Almanya, hani bunlar pozitif siyaset izliyorlar ya, Almanya'nın Türk siyasetçilere kapıyı kapatması, yasaklama kararları alması ve bu yasaklama kararlarıyla inanılmaz skandallara ve rezaletlere imza atması karşısında bunlar o Kemal Kılıçdaroğlu vasıtasıyla ve Baykal vasıtasıyla ilk önce demokratik ve pozitif bir duruş sergilediler ama bir yerden pırtladı. Nasıl pırtladı? Muharrem İnce ile pırtladı. Şunu söyleyeyim. Eğer bu ırkçılık devam ederse bu nefret suçu yargı devreye girer. Evet. Nefret suçu yapamazsın. Evet. Irkçılık yapamazsın. Doğru. Biz siyahilere nasıl Amerika'da kızıyoruz ırkçılık yapıyorsun. Avrupa'nın bazı yerlerinde mesela Yahudilere ırkçılık yapıyor. Evet. Filistinlilere, Müslümanlara büyük zulüm yapılıyorsa evet. burada da bu insanlara bir ırkçılık yapmak yasaktır, günahtır. Yargı devreye girer. O evet. hayır konvoyunda ben bir evet. general ne diyor biliyor musun? İnegöl'ler diyor. Suriyeliler buraya ile geçirecek diyor. Korkutuyor. Bu nefret suçu gerçekten. Nefret suçu ya. Bunu söylüyor bu generaller. Sonra da biz şunu dediğimiz zaman bu o TSK içindeki Kemalist generaller darbe yapmaya kalkıştı. Bunlar da FETÖ'cülerin bir başka yüzüdür dediğimiz zaman kızıyorlar. İşte emeklileri bunlar. Emeklileri bunlar. Şundan emin olun polisimiz, istihbaratımız bunların hepsini tespit etmiş. Evet. O konvoy, hayır konvoyundaki hangi askerin ne dediğini tek tek biliyorlar. İnegöl, diğer illerde de. Utanmazlar ya. Ama bunun hesabını verecekler. İnsanlara kalkıp da yani ülkesinden savaştan kaçan insanlara bilmem evet. ırkçılık yapıyor. Yok kızlarımızı dikizliyor. Yok bilmem nedir diyor yani. Evet. Nasıl böyle ırkçılar, nasıl kendilerinden olmayanı sevmiyorlar görüyor musun? Evet. Nasıl nefret kusuyorlar ya. Tabii. Bunları öldürülecek, boğulacak insan ediyorlar. Görüyor. Zor tahammül ediyorlar. Düşün. Hocam. Tek cümle. Gece demek ki bunların evine, kapısına bir Suriyeli kapısını çalsa, gariban, aç, yolsuzluk, dese, evet. açım dese, suratına bilmem ne yapsa, suratına bakmayacak polisi çocukların ararlar. Ya. Polisi vallahi ararlar. Hırsız bilmem hırsız derler bunlara. Evet. Bir lokma ekmeğini paylaşmaz bunlar. Evet. Şimdi buradan da duyuruyorum. Bu da bir suç. Hacı Yakışıklı Facebook'tan yazmış, paylaşmış. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu. Anadolu'yu dolaşıyor. Hayır kampanyası yapıyor hocam. Hayır kampanyası yapmak için köyleri dolaşıyor, madenlere gidiyor, bilmem nerelere gidiyor. Evet, ağlıyor, rüyalarını anlatıyor, bilmem ne yapıyor. Aslında CHP'nin genel başkanlığına hazırlanıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Ama öte yandan Türkiye Barolar Birliği'nin parasıyla bunu yapıyor. Ha. Metin Feyzoğlu. Peki Barolar Birliği'nin üyeleri sadece CHP'li mi? İçinde AK Partili de var. İçinde MHP'li de var. İçinde diğer partilerden de var. Sen nasıl farklı ideolojilerden, farklı siyasal anlayışlardan oluşan bir kamu kurumunun, kamu kurumu biliyorsun baroda, yani STK değil, sivil değil aynı zamanda, yasayla kurulmuş evet. bir kurum. Nasıl onun parasıyla sen çatır çatır gezersin kardeşim? Nasıl onu temsil edersin? Hadi parasını kullanmadığını ispat edebilirsin diyorum, atıyorum. Kendi paranla geziyorsun diyelim. Ama onun ismini kullanamazsın. Böyle bir şey yok. İstifa et. Biz asker ediyoruz. Diyoruz ki siyaset yapacaksan istifa et diyoruz. Değil mi? Evet. Ha şimdi ama sen de istifa et. Türkiye Barolar Birliği Başkanı sıfatıyla gezemezsin. Bunun propagandasını yapamazsın. Evet. Şimdi burada aynen daha önce burada çok söyledik. Mimarlar Odası, Tabipler Odası, Barolar Birliği bunlar kendi branşları dışında her altı yaparlar. Evet. Siyasetin her türlüsüne karışırlar. Askere selam çakarlar, darbecilere selam çakarlar ve demokrasiden yana olmazlar.
Metin Feyzoğlu da burada milletin parasıyla, yani kendi görüşü olmayanların parasıyla hayır kampanyası yapıyor. Doğru. Bunun hesabını versin. Ya da desin ki bize, hayır ben kendi paramla gittim. Zonguldak'a oraya buraya kendi paramla gitsin desin. Hayır kampanyası yapabilir. Bunda bir şey yok. Ama kimin parasını harcadığını, o yolları, güzergahları, otel paralarını, araba paralarını kim çekiyor? Bunları söylesin. O avukatlar da bunun, diğer üyeler de bunu sorsunlar. Bana da, sana da, sana çok gelmiş, bana da geldi. Yani bu avukatlar da bundan çok şikayetçi. Onu da söyleyelim. Evet. Evet, evet. Bu arada üniversiteler de aynı şeye dikkat etsinler, değil evet, mi? Evet, evet. Üniversiteler, söyler misin ne oluyor? Şimdi bak, bir izleyici bana göre, bunu ekrana verebilirsek. Şimdi bu Beykent Üniversitesi'ne buradan sesleniyorum. Beykent Üniversitesi'nin yönetimine sesleniyorum. Türkiye'de üniversiteler milli ellerde bir kısmı olmadığı için, yani hepsini demeyelim. Böyle izleyiciye bak. Şunu bir ekrana ver. Bak şimdi. Sebla Kanyit diye biri Beykent Üniversitesi ders notu ve bilgi paylaşımı yapmışlar. Oy vermek için memlekete gidecek ama bilet konusunda maddi desteğe ihtiyacı olan üniversiteler hayırlıbilet@gmail.com'a mail atabilirler. Elden ele gençlerimizi ulaştıralım. Bunu niye ekrana vermiyoruz? Yok mu arkadaşlar bu? Dün attıydık bunu. Dün atmıştık bunu. Arkadaşlar var mı? Ha bu. Ha. Oy vermek için memlekete gidecek ama bilet konusunda maddi desteğe ihtiyacı olan üniversiteler hayırlıbilet@gmail.com'a mail atabilirler. Elden ele gençlerimize ulaşalım. Bunu bana üniversiteden bir grup gencin velisi ulaştırdı. Aileleri ulaştırdı bunu bana. Şimdi bu Öney Alpago kim bilmiyorum. Ne işe yarar onu da bilmiyorum. Çok da önemli biri değil. Yani ne oldu? Ama bu üniversite yönetimine ben sesleniyorum. Beykent Üniversitesi. Evet. Sizin okulunuz sadece hayırcılara mı çalışıyor? Evet. Sizin üniversitedeki hocalarınız, sizin üniversitedeki idari personeliniz, öğrencileri de öyle baskı kuruyor mu? Evet. Hayır verin diye üzerinde baskı kuruyor mu? Gelin size bilet alalım, memleketinize gidin diyor mu? Bu evet vermeyin, Tayyip Erdoğan diktatör olacak diyor mu? Bak söylüyorum, Öney Alpago'yu bir soruşturun. Beykent Üniversitesi. Yani oradan bu işleri atıp tutacağınıza, bir daha şu üniversitenize ne olup bittiğine bakın. Bak orada çocukların bazıları böyle gözyaşıyla beni arıyor. Baskı varmış çocuklara, hayır öyle vereceksiniz diye. Evet. Gidin memleketinize, biz bilet paranızı karşılayacağız, yol paranızı karşılayacağız diyormuş Beykent Üniversitesi'ndeki bazı hocalar. Bunlar üniversitede mi? Bunlar 27 Mayıs kafası işte. Evet. Bunlar, yani üniversitenin hepsini kastetmiyorum yani. Üniversitedeki bazı hocaları kastediyorum. Ama yönetim buna dur demeli. Evet. Böyle bir şey var mı ya? Evet. Kalkacaksın sen, bir de baskı kuruyormuş tek adam, diktatör, Tayyip Erdoğan. Üniversitede sen bunu mu anlatıyorsun? Git bilim anlat ya. Ders anlat. Sen hocasın. Evet. Ne işe yarıyorsun sen orada yani? Kukla mısın yani? Sana ne Tayyip Erdoğan'ın ne olup olmadığından? Makalelerde falan filan yazabilirsin. Görüşünü açıklarsın ama okuldaki öğrenciye kalkıp bunları söyleyemezsin. Evet. Söylersen bedelini ödersin. Evet. Bu da enteresan. Şimdi Muhammed Fatih Safi Türk biliyorsun. Derin kaymakamı. Babası Asım Safi Türk. Kemal Kılıçdaroğlu pozitif kampanyası var ya. Ziyaret etmek istemiş Safi Türk'ü. Asım Safi Türk'ü. Fakat şehit kaymakam Safi Türk'ün babası Asım Safi Türk. Kabul ederim ama demiş bir şartım var demiş. Kılıçdaroğlu evet verecek demiş. sen hayır diyorsun, ondan sonra da beni ziyarete geliyorsun. O nasıl olur? Hiç gelmesin. Referandumda evet oyu vereceğini söylerse kabul ederim demiş. Zaten gizli evetçi Kılıçdaroğlu. Ben onun için de ben kabul etsin diye önereyim. Bak biz ahlaklı, yani dürüst olalım. Burada eğer biri ziyaretine geliyorsa Safi Türk'e Allah rahmet eylesin. Büyük kaymakamımızı. Ama eve gelen biri çevrilmez. Onu da söyleyelim. Yani biliyorsun bizim ahlakımızda, hukukumuzda da, örf adetimizde de bu böyledir. İnsanların artık sıdkı sıyrılmış Cem. Gerçekten. Artık sıdkı sıyrılmış. Evet, biz bunu genel bir prensip ama olarak söyleyelim biz bunu yani. Seviyoruz. Söyleyelim bunu. Evet. Misafirperver insanlarız. Fakat hırlısı var, hırsızı var. Herkese de kapı açılmıyor maalesef. Yani işte maalesef böyle bir durum var. Bu genel prensipler bazen işlemez hale gelebiliyor. O yüzden de çok haklısın. Misafire kapı açıktır. Fakat dediğimiz gibi hırlısı var, hırsızı var. Başka türlüsü var. Safi Türk'ün acısını da tabii babanın da acısını ben anlıyorum. Bir acısı var. O acısını hala taze olarak yaşıyor. Bütün bunların 15 Temmuz'da ve teröre karşı duruşunu da çok iyi hatırlıyor. Evet. Ve çok iyi biliyor. Çünkü oğluyla yaşadığı acıyla bunları test ediyor ve görüyor. Doğal olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini bu şekilde bir şarta bağlamasını da anlayışla karşılıyorum ben gerçekten de. Şimdi Almanya'ya gelelim. Almanya, şimdi birazdan sevgili seyircilerimiz de CIA'nin akıllı telefonları bile nasıl hacklediğini ve nasıl çalıştığını anlatacağız ama biraz sonra önce Almanya'ya konuşmamız lazım.
Şimdi Almanya inanılmaz şeyler yapıyor. Artık gerçekten Hitler dönemine, sabahın manşetini verelim, Hitler dönemine dönüldüğünü işaretlerini gösteren bir sürü abuk subuk gerekçeler var. İşte elektrikler yetmiyor, voltaj eksik, park yeri yok, bilmem ne yok, bir şu yok, bu yok. Sen Hürriyet'ten bu arada Daniel Cohn-Bendit'i açar okur musun? Ama buna karşılık şimdi, artık yavaş yavaş da tepkiler yükselmeye başladı. Şimdi, onu da söyleyelim. İşte eski solcu Avrupa Parlamentosu'nun bir dönem önemli adamlarından birisi Daniel Cohn-Bendit, 68 olaylarının liderlerinden biliyorsun, evet. Almanya'daki liderlerinden şimdi, ne demiş? Cohn-Bendit DLF radyosu, DLF diye mi okunuyor? DLF radyosuna konuşmuş. Evet. Almanya'da bu kadar çok toplantı salonunda teknik sistem bozuk mu sorusuna şu yanıtı vermiş. Bu çok gülünç ve tehlikeli bir bahane. Hı hı. Yasaklama yerine engelleme idari bir gerillacılık ve Almanya gibi demokratik bir topluma bu yakışmıyor. Hı hı. Demokratik bir toplumda sadece benim fikrimde olanlar konuşur diye bir şey olamaz diyor. Avrupa'da yani o Enlightenment, aydınlanma dönemi, Rönesans döneminin böyle reform döneminin aydınlık kafaları da var. Daniel Cohn-Bendit 68'in liderlerinden biridir. Ama burada doğru bir tespitte bulunmuş. Yani kapalı spor salonu yok demek, düğün salonu yok demek, salonların ses sistemi bozuk gibi gülünç ve tehlikeli bahanelere gerek yok. Evet. Bunu Alman derin devleti yapıyor. Ama böyle makul seslerin çıkması da bizim için bir umut. Mesela Belçika'da, hı hı, örneğin bize o salonu veren konuşmamızdaki, hı, Hristiyan Demokrat Belediye Başkanı gibi, farklılıklar bizim kültürümüzdür, kaynağımızdır dedi. Evet. Mesela böyle adamlar da var Avrupa'da. Bunu da söyleyeyim. Evet. Hani ırkçılar çok, faşist kafa çok, evet, ama böyle adamlar da var. Ama neler yapıyorlar şimdi. O farklı seslerden birkaç tanesini daha söyleyelim. Sonra neler yaptıklarına geçeriz. Evet. Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsson da Avusturya'nın Türkiye'nin seçim kampanyalarının AB içinde yasaklanması önerisine ya da ulusal düzeyde başka ülkelerin Danimarka'da seçim kampanyası yapmasının engellenmesi fikrine katılmadığını söylemiş. Herhangi bir seçim kampanyasını, başvurusunu özgür koşullara göre değerlendirmeliyiz. Danimarka usulünce yaklaşmalıyız. İlkeler koymak daha zor olur. Eğer Danimarka perspektifinden baktığımızda %100 uygulandığını takip etmek zorunda olduğunuz kesin ilkeler koymak daha zordur demiş. Öte yandan Alman gazetesi, bu Deniz Yücel'in gazetesi var ya, ne demiş biliyor musun? Die Welt mi? Die Welt, evet, Die Welt gazetesi. Daha önce Türk Almanya'yı sever ve karşılık bulamadığı için her zaman üzülürdü. Fakat şimdi Almanların kendisini sevip sevmedikleri artık Türklerin umurunda bile değil demiş. Zaten çok doğru bir tespit yapmış. Önümüzdeki 30 yıl için iki ülke arasında ilişkilerle ilgili çok karamsarız ifadelerini paylaşmış. Zaten Avrupa'da şimdi Türklerin artık dediğin gibi özgüven gelmiş. Üçüncü kuşak bir sürü iş yapıyor. Evet. Önemli mevkilere, makamlara gelenler de var. Şimdi Almanları kendisi, Türkler artık o özgüveni aldı. Yani biliyorsun bizim muhafazakarlar da var. Beni sevme hastalığı. Beni evet, sevsinler. Evet. Evet, evet. O beni sevsinler hastalığı artık Türklerin umrunda değildir. Artık evet, kendileri düşünürler bunu. Evet. Yani neticede bunların ne olacağını da, yani evet, Türkler artık umurunda değil, onlar düşünsünler bunu. Ama neler yapıyorlar adamlar ya. Şimdi evet, şeye bakar mısın? Yeni Şafak manşetini getirir misiniz arkadaşlar? Hakikaten akıl alır gibi değil. Çok güzel bir manşet atmış. Çok güzel bir manşet atmış. Karı kocayı yaktılar. Evet, karı kocayı yaktılar diyor. Ben okuyayım istiyorsan. Sen değil, evet. Şimdi Berlin yönetimi Türk yetkililerin katıldığı toplantıların organizasyonunda yer alan Almanlara da hayat hakkı tanımıyor. Yani bizim Türklere geçtik. Hı-hı. Almanlara da hayat hakkı tanımıyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın 18 Şubat'ta Oberhausen'da konuştuğu salonu sigortalayan karı kocanın acente yetkisini iptal etmişler. Evet. Bak Yeni Şafak'ta Yasemin Asan'ın haberi bu. Tebrik ederim. İyi bir haber. Evet. Karı koca Yıldırım'a 18 Şubat'ta yer verdi diye gitmişler. Bir gerekçe bularak da Alman dışişleri tabii tema buluyor. Hı hı. Ve acente yetkisini iptal ediyor. Şimdi bu, hı hı, zulüm değil mi? Evet. Bu faşizm değil mi? Evet. Bu işte benim gibi düşünmeyenlere hayat hakkı yer yok demek değil mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Türk STK'larında vergi kıskacı getiriyor. Bunu da Metin Külünk açıklamış. Evet. Diyor ki Alman hükümeti vergi memuru gönderip dava açmakla tehdit ediyor diyor, Türk STK'larını diyor. FETÖ'cülerin Alman yönetimine sızdığına dikkat çekiyor Külünk. FETÖ'cüler şu an ciddi network üzerinden Türkiye ve Tayyip Erdoğan düşmanlığını tahrik ediyor. Bu tahriki belli bir noktaya getirip Türklere yönelik caydırıcı ve diktatöryal uygulamaların yolunu açıyorlar diyor Metin Külünk. Evet. Ve açıktan tehdit ediyor, STK'ları konuşursanız başınıza iş gelir diyorlar.
Çok enteresan. Yani Nazi zulmü ve Nazi yıllarına geri döndüğü dediğimiz zaman şimdi şey var, bu gizlice üstü örtülü olarak hep yapılıyordu Almanya'da. Evet. Ben yıllardır, tam 8 yıldır Avrupa'da gündem programı yaptığımdan beri Almanya'daki uygulamaları, Jugendamt denilen çocuk eskime kurumunun nasıl göçmen çocukları zorla alıp Alman ailelere verip asimile ettiğini ve yüz binlerce çocuğu bu şekilde Almanlaştırdığını söyleyerek Almanya'nın demografik sorununu da bu şekilde çözme yoluna gittiğini hep anlattım. Ve Almanya'nın bir polis devleti olduğunu ısrarla ve ısrarla hep söyledim. Almanya'da insanların ve göçmenlerin özellikle Almanya'da polisinden çok korktuklarını, Alman devletinin vergi memurlarından çok korktuklarını ve tırstıklarını ısrarla söyledim. Şimdi ortaya çıktı. Yani zuhur etti. Asılları ortaya çıktı. Fabrika ayarlarına döndüler. Bununla birlikte gerçek yüzleri ortaya çıktı hakikaten. Evet, şimdi Almanya Türkiye'ye niye düşman? Yani Metin Külüng'ün, İstanbul Milletvekili AK Parti'nin, FETÖ Almanya'ya sızıyor dedi ya, hani orada PR yapıyor diyor. Doğru. Şimdi bak, neonazi ve aşırı sağ yükselmiş. İşlediği suç oranları %40. Evet. Ama biliyorsun neonazi ve aşırı sağ partiler Almanya'da Anayasayı Koruma Örgütü'nün kontrolündedir. Evet. Aynen Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen hafta burada okuduğumuz gibi medyası da, bu tür örgütleri de hepsi tamamen Alman derin devletinin kontrolündedir. Evet. 600 aranan neonazi suçlu sayısı var, daha bulunmamış. 25 bin neonazi grupların üyesi. Nasıl bulunmuyor hocam? Tek bir işlem, yani bulunamıyor, hepsi elinin altında. Hepsi elinin altında. Ama bulmuyor. Kullanıyor çünkü. Evet. Aşırı sağ AFD yükseliyor. 2013'te 5 eyalet, 2016'da 10 eyalete girmiş ve parti üstelik NATO'yu filan da eleştiriyor ama esas meselesi Türk ve Müslüman düşmanlığı, o da Alman devletinin kontrolünde. Yani şu anda oy oranı %16'ymış alternatif partinin. Bak, FETÖ'cülerden bir şey söyleyeyim. Almanya'da 24 okul, 150 dershane, 300 dernek, 3000 şirketleri var. Alman Diyalog Kurumları Birliği ile işbirliği halinde. Bir sürü medyaları var. Sunprint, Zukunft, Pay Media, Deutsche Turkish Journal, Tuva Media diye bir sürü medya grupları var. Kaçakçılara sığınak hazırlıyor. Alman siyasetini Türkiye aleyhine kışkırtıyor. Alman bürokrasisini yönlendiriyor. Çünkü okulum var, medyam var, sivil toplum kuruluşum var. Alman medyasını yönlendirirsin. Bir de Türkiye aleyhtarısın. Bana zulmediyorlar diyorsun Türkiye'de. Almanya'da bunların hepsini birer birer kullanır. Bir de bunun PKK meselesi var. Evet. Biliyorsun sol partiler, liberal parti, muhafazakar parti PKK'nın bütün dernek faaliyetlerine katılıyor. MAF ve DAD adlı dernek var. Evet. Bunlar çok biliyorsun. Enteresan. Ben ilk defa duydum bu derneğin adını. PKK'nın terör örgütü. Şimdi Sabah gazetesinin yaptığı bir araştırma bu, çok enteresan. Evet. Bir derleme, toplama bir haber. Çok iyi bir haber çalışmış Sabah. Evet. PKK'nın terör örgütü listesine çıkarılmasını istemiş. MAF DAD adlı dernek. Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Alman dış politikasında PKK konusunda bayağı etkili olmuş. 12 Şubat 2017'de seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Walter Steinmeier 2015'te yaptığı bir konuşmada Türkiye'yi PKK ile mücadelede aşırı tepki vermemeye çağırdı. Bu grup yaptırtmış bunu. Evet. Yani bunu söylemiş bunu. Bir de Volker Koder isimli Merkel'e yakın bir siyasetçi de PKK'ya silah verilebilir demiş. Evet. Yani böyle şey. Bunun ekonomik şeyleri de var ama bu detaylı artık onlara girmeyelim. Tabii. O havalimanları falan filan ona girmeyelim. Doğru. Şimdi Güneş'in manşetini getirelim. Çok enteresan bir manşet. Deniz Yücel ya öterse diye bir başlık atmış. Ya öterse çok enteresan bir başlık. Ya öterse korkusu aslında. Bir ay önce apar topar Türkiye'ye gelen Merkel, PKK'lı terörist ajan Deniz Yücel'in serbest bırakılması. Yani Merkel Türkiye'ye geldiğinde bu Deniz Yücel o sırada konsoloslukta saklanıyor. Tamam mı? Ve o sırada Merkel'le konuşuyorlar Tayyip Erdoğan. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ne enteresan değil mi? Bak, bütün bunları daha yeni yeni öğreniyoruz. Sonuç alamayınca da yalvarmış adeta Erdoğan'a. Deniz Yücel için gemileri yaktı diyor. Bence çok doğru. Almanya ajan Yücel'in konuşmasından ve bazı isimleri deşifre etmesinden korkuyor. Konsolosluk binasında bir ay boyunca saklamalarına rağmen ajan Deniz Yücel polise kayıp başvurusunda bulunan Almanya ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Almanlar konuşmasından korktukları Yücel'i infaz edip sonra da gözaltında öldürüldü yaygarası kopartarak kamuoyunu meşgul edeceklerdi ama tabi konsoloslukta öldüremediler sonuç itibariyle. Konuşursa diyor özellikle dernek ve sivil toplum kuruluşu adı altında Türkiye'de sinsi faaliyetler yürüten kurumlarla irtibat halinde olan Yücel, Almanya bağlantılı akademisyen, gazeteci ve siyasetçilerle de dirsek temasındaydı. Almanya Yücel'in Türkiye'deki tüm bağlantılarını deşifre etmesinden korkuyor. Burada şu var, mesela hatırlatalım sevgili seyircilerimize. Şimdi Artvin'de madenlerle ilgili bir çalışma var. Kıyamet kopuyor. Orada bir takım çevreci örgütler. Bakıyorsun o çevreci örgütleri yönlendiren 6-7 tane adamın, kadının hepsi Almanya'da eğitim almış. Çevre eğitimi almış. Çok enteresan değil mi bu ya? Bunu bu örneği çok güzel verdin.
Bu Matt Damon'ın Promised Land diye bir filmi vardı. Türkçesini evet. diye çıktı bilmiyorum. Bu bir yerde doğalgaz araması yapacaklar. Çevreci örgütler güya orada gösteri yapıyor ama yanlış bilgilerle. Hı hı. Sonra o çevreci örgütlerin de aslında istihbaratta çalıştığı, şirkette çalıştığı ortaya çıkıyor. Bu doğru. Valla Almanya'da Türkiye'de bir sürü vakfı derneği iş adamı var. Hı hı. Orada da onlar da burada çok iş yapıyor. Bizim en çok ihracat yaptığımız, onların da en çok şey yaptığı ülkelerden biri biziz. Burada Göte Enstitüsü var, Konrad Vakfı var, Adenauer Vakfı var. Başka bir sana bir şey daha hatırlatacağım. Şey daha var. Bunlara da bizim devlet bir gün girer. Bir şey daha hatırlatacağım. Bu Almanya biliyorsun altın madenleri konusunda Türkiye'nin altın çıkarmasına evet. karşı olduğu için biz burada tabii Necip Hablemitoğlu ile filan öğrendik ama bunu zamanında milli devlet, milli hükümet olmadığı için bunların üzerinde yeterince durulamadı. Bergama altın madenleri hikayesinde Almanya kampanya... Eurogold. Evet, tabii Eurogold hikayesinde nasıl o kampanyayı, o şalvarlı kadınlar, Boğaz Köprüsü'nde yürüyen şalvarlı kadınları örgütleyenler Alman peki, ajanlarıydı. Peki sonra ne oldu ama? Efendim? Şirket Akın İpek'e geçince onların hepsi durdu. Durdu, tabii. Evet, ben durdu. Onun hakkında 5-6-4-5 yazı yazmıştım yani, 2014'te. Evet, ben, biz o zamanlar o kadar akılsızdık ki yani şey yapıyoruz. Zannediyor ki o şalvarlı kadınlar, solculuk dönemlerimiz, şalvarlı kadınlar, aa ne güzel şalvarlı kadınlar. Hepsi maaşa bağlanmış, tamam mı? İstihbaratın adamları. İstihbaratın adamları maaşa bağlamışlar filan. Yürüyorlar, ediyorlar. Diyorum ki hani bu nasıl bir direniş? Bu nasıl direniş? Amerika'nın Adana Konsolosluğu'nda, Amerika'nın Adana Konsolosluğu'nda 36 yıldır çalışan Hamza Uluçay vardı. Bu PKK'larla görüşüp eylem talimatları verdiği söylenmişti. Hamza Uluçay o da tutuklandı dün. Evet. Onu da sözcü şeyden Güneş'ten okuyorum. Bu arada tebrik etmek lazım. Bu arada Türkiye'deki bir takım kişilere duyurumuz var Cem. Kime? Yani kim olduğunu söyleyeceğim. O kadar kolay söyleyemem şimdi. Çok önemli bir duyuru bu. Evet. Alman İç İstihbarat Teşkilatı, BVF, resmi internet sitesinden bir duyuru yayınladı. Türkçe ve Kürtçe yayınladı bu duyuruyu ama. Evet. Ve personel alımı yapacak. Yani ajan arıyor. Türk ve Türkçe bilen Türkleri ajan olarak arıyor. Ben Türkiye'de bazı şahısların buraya başvurulması gerektiğini düşünüyorum. Çok enteresan. Yani Almanya İç İstihbarat Teşkilatı. Anayasayı Koruma Örgütü değil değil mi değil, bu? Değil. Anayasa bir, Koruma Teşkilatı. Anayasayı evet. Koruma Teşkilatı bu. BVF. BVF. Yani BFV bu, özür dilerim. BFV. Evet. BFV. Anayasayı Koruma Teşkilatı. Kürt, Türkçe ve Kürtçe bilen. Zaten bu Diyevet muhabir, terörist muhabiri gibi, evet. PKK'lı muhabirleri gibi ellerinde o tür PKK'lı çoktur bunların. Hı hı. FETÖ'cüler başvurabilirler. Evet. Zaten Almanya'ya çok gittiler. Onlar zaten muhtemelen Almanya'nın köpeği artık. Can Dündar var. Alman evet. ajanı, Alman köpeği. Ama onlar mesela ben Eren Erdem aklıma geldi ama Faysal Sarıyıldız ama bunlar çok deşifre oldular. Ajan olamazlar. Evet diye. Ajan olamaz. Yani CHP'nin evet. Zaten ajanlık faaliyeti yürüttüler CHP'nin yani. CHP'nin gene birkaç tane milletvekili PKK'ya çok sahip çıkan bir iki milletvekili olabilir burada. Hı-hı. Bizim DM'lerden bizim hakkımızda sağa sola bilgi geçenlerden iyi ajan olabilir. Onları da alabilirler. Aa, bence de öyle. Yani, evet, yani, doğru. Mesela Cem Küçük'le nasıl uğraşılması gerektiğini Baylok yani İsmail Saymaz'a veren DM'den veren şahısa buraya başvurup Türkiye ile çalışabilir ki zaten nasıl olsa kardeşi FETÖ'cü terörist kendisi de bu haltı yiyebilir yani. Evet. Onu da söyleyelim burada. Evet. Yani şimdi Mehmet Çek bunu paylaşmış. Ben bilmiyordum bunu. İsviçreli gazeteci arkadaşımız diyor ki komik de bir adamdır. Vallahi diyor Dursun abinin kahvesinde okey'e dördüncü arasanız o kadar kolay bulamazsınız diyor. Ha, ama ben, o derece yani ama diyor. Ama ben Almanya şimdi düşünsene PKK'lılar, FETÖ'cüler, işte CHP'nin birkaç milletvekili böyle ya o kadar bol çeşit bol ki. Almanya evet. ne yapsa o kadar çok uğraşmak zorunda ki hangisini evet. alalım? Tabii şimdi hain tabii. Çok. Hain alçak çok. Çok ama yani. Deşifre oldu işte bir sürü elim mesela Deniz Yücel deşifre oldu. İşte Can Dündar mesela deşifre şeyi oldu. Mesela şey alabilir, Tolga Tanış alabilirler. Evet. Tolga Tanış'ın İngilizcesi iyidir, Almancayı da öğrenir. Evet, Türk devleti, belki de biliyordur Türk devleti DH'ye yardım ediyor alçaklığını yapan adamdır ki muhtemelen evet. onun hakkında da bir karar yargıdan çıkacaktır bir karar. Evet. Bunların hesabını verirler ya şeye gerek yok yani çok bulursun ya. Evet şimdi Yılmaz Özdil de demiş ama zamanında bu memlekette bitkiden çok hain yetişir diye bir etrafına bakmasında fayda var Yılmaz Özdil'in. Kendisine de kendi bakar. Kendi gazetesine belki. Bak biz burada okuyamadık. Emin Çöleşen evet, evet diyeceklere bak evet. ben burada şu an o kelimeleri söyleyemiyorum. Söyle bunu yazdı. Söyle bir mi? Tek kişiden tepki gelmiş hocam. Neler yazdı ya? Evet diyenlere en alçakça iftiralar attı evet, ya. Evet, demeyelim onu. Hakikaten iğrenç, iğrenç. Emin evet. Çolaşan'dan beklenir ama. Yani evet. Ertuğrul Özkök'ün bir diğer yüzüdü o. Gerçekten de. Şimdi Bild'i zaten söylemiştik. Şimdi akıllı telefonlara gelelim. Evet. Bu gelelim Vehbi'nin kerakesine.
Tabii bu ortaya WikiLeaks internet sitesi çıkardı değil mi bunu ortaya? WikiLeaks. Amerika Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın CIA'nin siber istihbarat merkezine ait olduğu iddia edilen binlerce gizli belge yayınlandı. WikiLeaks'ten dün yapılan açıklamada Vault 7 adlı bunu nasıl okuyacağız? Vault 7 mi okuyacağız? Vault 7. Vault 7. Vault 7. Vault. Adı verilen belgelerin bugüne kadar CIA'den sızdırılan en hacimli arşiv olduğu belirlendi. Ne enteresan ya. Gerçekten CIA'nin yıl sıfır, year zero adlı bütün hacking cephaneliği sızmış böylece. Şimdi ben bunu izledim. Bunu ben dün yabancı medyada gece attım bunların. Hepsini detaylı bir şekilde bunların baktım. İnanın nasıl çalışmışlar biliyor musun? Yani Fuat Hoca insanın aklı alıyor. Bak şimdi bir örnek vereyim sana. Mesela Samsung marka, yani haberde yer aldığı için söylüyorum markada. Bunların F8000 diye bir markası var. Samsung. Televizyon markası. F8000 bu. Evet. Televizyonu şuraya koydun. Kapattın ama fişten çekmedin. Fişten çekmedin, kapattın. Bütün evi dinleyebiliyor ortamı. Vacim. Yani mesela şurada televizyon var ya. O televizyondan var diyelim. Fişten çekmediğin an şurayı bütün alanı olduğu gibi dinleyebiliyor. 150-200 metrekareyi dinleyebiliyor. Dışarıdan sinyali de alıyor. Bir, CIA'nin başka yaptığı. Telegram. Bak Telegram'lar var ya çatır çatır dökmüşler. WhatsApp konuşmaları. Bu Signal diye bir konuşma var. Onların hepsini almışlar. Bunların hepsini birer birer dinlemişler. Ve ne yapıyorlar biliyor musun? Bak bu şeylerde. CIA evimize girdi diyelim arkadaşlar. CIA evimize girdi. Ağlayan Melek diye Weeping Angel. Ağlayan Melek diye bir cihaz yapmışlar. Bu ağlayan cihaz seni sahte kapama moduna sokuyor. Sana onu gönderdiğin telefonuna, hani bazen telefonlarımız kapanıyor diyorsun birden. Evet. Her telefona yapıyor demiyorum bunu. Sen telefonu kapalı zannediyorsun. Kapatma modunu alıyor. Halbuki kapatmıyor. Oradan bütün verileri alıyor. Sahibi kapalı zannederken cihaz aslında açık. Konuşmalar internetten, mesela konuştun ya o esnada WhatsApp'tan. WhatsApp'tan konuşuyoruz bazen hepimiz. Onları da o CIA server'ına atıyormuş. Birer birer olarak bunu atıyor. Bu işin merkezi nerede? Nereden yapmış bütün bunları biliyor musun? Frankfurt'tan. Frankfurt'un Amerika Başkonsolosluğu'nun... Almanya. Evet, Almanya Başkonsolosluğu'ndan olmuş. Almanya, Amerika'nın bir şirketi, gemisi. Evet. Peki başka ne yapıyor? Bütün serverlar gizli kalsın diye şeyler ve kendisinde olmasın diye o serverlara da sunuculara da para ödüyormuş. Evet. Teker teker. Yabancı istihbarattan da birer birer bu konularda destek alıyor. İnanılmaz bir çalışma yapmışlar. Yani şu akıllı telefona giren bir şey varsa arkadaşlar geçmiş olsun. Yani bizi dinleyemiyor filan indiremiyor. Evet. Demek bir şey daha. Şimdi bu niye oldu? WikiLeaks orijinal bu bizim gazetelerdeki ne yok? Washington Post'tan okuyorum. Redaksiyonsuz yayınladı. Yani bu dinleme kripto şifrelerini vermedi. İsimleri de vermedi. Redaksiyonsuz yayınladıkları için bunun haber değeri var. Yani redaksiyonlu verdiler. Kestiler yani. Önceden Amerikan Alman ajanı Alman ve Amerikan ve İngiliz ajanının isimlerini veriyorlardı. Hepsini öldürdüler. Bu sefer böyle vermişler. Ha bu bir dedi ne olabilir? Şimdi bu CIA'nin şeye bu Trump'ın da bir golü olabilir. Evet. Bu Trump'ın da CIA'ya bir gol olmuş. Şimdi kelle istiyor. Trump şimdi kelle isteyecek. Trump'ın avukatları Amerika'da bir ünlü bir site vardı. Onu kapattırdılar. Öyle bir dava açtılar ki site iflas etti. Öyle bir tazminat aldılar. Şimdi arkasından ne oldu? Çinli iletişim firmasına rekor ceza verdiler. Şimdi, onu da verelim. Binali Yıldırım'ın konuşması varmış. Hemen oradan şeye geçeyim. Bir, Amerika bununla bir Samsung'un işini iyice bitiriyor. Bitiriyor evet. Çünkü telefonları bozuk dedi. Bir bak. Hem Trump'a lehine bir haber, hem Samsung'un işini bitiriyor, hem de bundan Çinli bir firmaya 900 milyon dolar ceza kesiyor. 900 milyon ama dolar. Ama niye? İran'a yönelik yaptırımları deldiği ve adaleti yanılttığı için veriyor. Yöneticilerini tutukladılar Amerika'da. Evet. Bu da ne kadar önemli olduğunu görelim bakın bu haberlerin ne kadar önemli olduğunu. Amerika bak bir taşla 32 tane kuşu birden vallahi vurdu. Vallahi Trump yavaş yavaş her şeyi yapıyor değil mi Can? Ama bu şöyle, bu şirketlere kesilen cezayı da Amerikan derin devleti, Samsung bak. Volkswagen'in işini bitirdiler. Evet. Samsung'un işini bitiriyor. Ne oldu bak Güney Kore'nin büyük firmaları patır patır LG diye bir şey kalmadı. Kalmadı evet. Yani şey olarak operasyon yapıyor Amerika vallahi yani bunları. Vallahi şu telefonları bilmiyorum ne yapacağız artık bundan sonra Cem. Düşünüyorum evimize kadar girdiğine göre gerçi milyarlarca şey arasından bilgi arasından. Ha bu arada son dakika bir tek cümle söyleyeyim. Malezya Kral Selman'a olan suikasti son anda önledi. Evet. Unutma bunu Malezya açıkladı. Evet çok önemli. Evet. Sevgili seyirciler, Medya Kalite'nin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte bu ekranlarda olacağız. Şimdi Binali Yıldırım'ın konuşmasına bağlanıyoruz.